Binek ve ticari araçlarda ısıtma soğutma ihtiyacına enerji tasarruflu sistemlerle yanıt veren Gür Işık Oto, kolaylıkla monte edilebilen ilave ısıtıcılarla araç sahiplerine konfor sunuyor. Uzaktan kumanda edilebilen sistem cep telefonuyla da devreye alınıyor. Böylelikle siz aracınıza binmeden aracınız ısınıyor ya da serinliyor. Uzun yol kaptanları, otobüs şoförleri ya da çok sık seyahat edenler çetin kış şartlarında ısınmakta zorluk çekiyor. Tersine sıcak yaz günlerinde de soğutma problemi yaşanıyor. Klimanın çok açılması yakıt tüketimini artırıyor. Binek ve ticari araçlarda ısıtma, soğutma ihtiyacına enerji tasarruflu sistemlerle yanıt veren Gür Işık Oto Elektrik, 1970'li yıllara dayanan tecrübeyle yola çıkıyor, tarih 1992'yi gösterdiğinde ısıtma alanında isim yapıyor. Doğa olarak egzoz emisyon gazı iyice düşürülmüş malzemelerle çalışıyoruz. Hem de en düşük maliyetlerle ısıtıyoruz. Baba mesleğim benim oto elektrikçilikten geliriz. 72 yılında kuruluşumuz Gür Işık olarak devam etti. 92 yılında da ben ısıtıcı işine başladım. Ve ileride İstanbul'dan mümessil firmamızdan yetkili bayilik ve servislik aldık. Daha da işimiz iyileşti. Türkiye çapında da genel olarak tanınıyoruz. Kurucu Hamza Yıldırım, baba mesleği oto elektrikçiliğini sürdürürken çok az yakıtla ortamı ısıtan, yer kaplamayan yeni bir sistemle tanışıyor. Eski minibüslerde, susuz otobüslerde bu cihaz kullanılıyordu. Ben de merak ediyordum. Yani dizel yakıtla aracı ısıtıyorsun. Yatıyorsun içeride, bir kalorifer sistemi gibi çalışıyor. Biraz da ne bileyim merak herhalde. Hoşuma gitti. Ufacık bir cihazdan, cihazı da gösterebilirim. Mazot yanıyor, içinde ateş yanıyor. Plastik bir cihazdan 100-120 derece arasında sıcaklık çıkıyor ve ortam ısıtıyor. 15 metreye kadar ısıtabiliyoruz. Sulu sistemlerle otobüsleri ısıtıyoruz. İlk zamanlar sadece kamyonlarda kullanılan bu sistem, zaman içinde binek araçlarda da kullanılmaya başlanıyor. Binek araçlar sonra tercih etmeye başladı. 2000'li yıllardan sonra binek araçlar üzerine de Avrupa'da fazlalaştı. Türkiye'de de görüldükçe binek araçlar üzerine çalışmaya başladık. Sistemin çalışma prensibini de konuşuyoruz Hamza Yıldırım'la. Bizim tanıdığımız cihaz ilave ısıtıcı diye geçer. Ama bir kat kalorifere şeklinde araçta kamyon şoförü veya tır şoförü yatarken içeriği ısıtır. Dizel yakıt yakıyor. Bunun LPG'li olanı, karavan ısıtma sistemleri de var. Benzinli olarak benzinli araçlar için üretilenleri de var. Aracın motor suyunu ısıtma sistemi olarak çalışabilen sistemlerimiz de var. Yani motor suyunu ısıtıyor. Belli bir 35 derece civarına geldiğinde kalorifer sistemini çalıştırıyor. Kaloriferden de aracın içini ısıtıyor. Hamza Yıldırım sistemin çevre dostu olduğunu özellikle vurguluyor. Son üretilen sistemlerde egzoz emisyonu çok aza indirildi. Yani çevreye fazla zarar vermeden, is, pas, duman yapmadan ısıtabiliyor. Yani yakıtı çok güzel değerlendiriyor. Yıldırım, yıllar içinde ilave ısıtıcı sisteme gösterilen ilginin artmasından memnuniyetle söz ediyor. Bu gelişim sürecinde firma Konya sınırlarını aşıp Türkiye genelinde adını ve sistemin yararlarını duyuruyor. O yıllarda fazla tanınmıyordu. Yani Türkiye içinde, yurt içi genelinde çalışan kamyoncu tanımıyordu. Avrupa'ya gidenler biliyordu, orada görüyordu, orada taktırıyordu veya oradan getiriyordu, burada taktırıyordu. Bu şekilde tanınıyordu. Ama yurt içinde kamyoncu biliyordu da ulaşamıyordu. Yoktu. Ülkede yokluklar vardı o devirler. Bizim Van'dan, Balıkesir, İzmir müşterilerimiz vardı. İlk zamanlar öyleydi gerçekten. Şırnak, Silopi. Yani en uç köşelerden bizim müşterimiz vardı ki fazla yapan yoktu. Konya'ya kadar aracını getirip de ısıtıcı taktıran insanları bilirim. O devirler de yoktu. Yani 90'lı yıllarda yoktu bu yani. Ama şimdi yaygınlaştı, servislikler çoğaldı. O kadar şey demiyoruz, ulaşamıyoruz ama
Bazı özel isteklerde de Van'a kadar gidip uçakla taktığımızı da biliyoruz. Aracın tipine ve motor gücüne göre alternatifler değişiyor diyor Abdullah Yıldırım. Hem sulu tip hem kuru tip olmak üzere iki çeşit ürünümüz mevcuttur. Ufak taksi grubu, kamyonet ve minibüs grupları için önerdiğimiz cihazlarımız mevcut. Cihazlarımız hacime göre değişiyor. Şimdi minibüs grupları, taksi grubu bunlar için iki kahvalık bir cihaz öneriyoruz. Kamyonet ve minibüs gruplarımız için 4 kahvalık bir cihaz öneriyoruz. Otobüs ve daha büyük gruplarımız için de 5 kahvalık bir cihaz öneriyoruz. Çadır ve karavanlar için de seyyar kuru tip ısıtıcılarımız da mevcut. Cihazlarımız normalde 24 volt ve 12 volt seçeneğimiz var mevcut. Bunun yanında da çadırlarımız için, yani çadır ve karavanlar için sunduğumuz 220 volt ile çalışabilen özel bir sistem var. Bununla çalışabiliyor elektrik olarak. Teknelerde, karavanlarda sıcak su da sağlayan sistemin pikniklerde çadır içinde kullanılabilecek portatif ürünlerle çeşitliliği artıyor. Firma sadece ısıtma değil, soğutma sistemlerinde de araç sahiplerine alternatifler sunuyor. Biz bu işe başlayınca elektrik işinden uzaklaştık, tesisat yapmaktan uzaklaştık. Bizim yazımız boş geçmeye başladı. Yazımız boş geçmeye başlayınca biz TSE'den yetki belgesi aldık, iklimlendirme diye. Hizmet yeterlilik belgemizde soğutma işine de girdik. İşte TSE yazımızı da dolduralım, elimiz boş gölge kovalamayalım diye. Sulu tip ve kuru tip arasındaki farkları da merak ediyoruz. Sulu tiplerimiz motora bağımlı, motoru suyuna bağımlı direkt olarak çalışırken, yani cihaz çalışırken hem motoru suyunu devir daim ederekten motoru suyunu ısıtıyor, hem de bununla beraber kalorifer sistemini otomatik olarak devreye sokup kalorifer sistemini ısıtıyor. Yani hem sabahleyin arabanın marş motoruna marşa bastığı anda hem motorumuz sıcak kalıyor, daha kolay çalışıyor. Hem de aracın içerisinde rahat bir uyku uyuyarak hem de aracımızın içi ısınmış oluyor. Kuru tip ve park halindeki araçların klimaları su iyonları ya da gazla soğutuluyor. Sistem gücünü motordan değil aküden alıyor. Park halindeyken park soğutucularımız mevcut. Şu anda kamyoncu için, binek araçlar için klima çalışmamız var. Su iyonlarıyla soğutan sistem de var. Gazla da soğutan sistem var. Bunlar tamamen aküyle çalışıyor. Motora bağımlı değil. Yani araç park halindeyken, motor stop edik vaziyetteyken çalışıp içinde yatan adamı rahatlatıyor. Araç buzdolabı da sıcak yaz günlerinde kullanıcıları rahatlatan bir diğer ürün oluyor. Bir de buzdolabı yapıyoruz. Tabii soğuk su içiyor yazın sıcağında. 80 derece oluyor aracın içi. Bu sıcakta biz adama 6-7 derece su ikram ediyoruz. Aynı zamanda para kazanırken dua da alıyoruz. İlave ısıtıcı sistem uzaktan da kumanda edilebiliyor. Abdullah Yıldırım, soğuk kış günlerinde aracınız siz binmeden ısınıyor, camlarınızın buzu çözülüyor. Üstelik bu komut cep telefonundan da verilebiliyor diyor. Sistemlerimizde şimdi sabahleyin soğuk araca binmememiz açısından, yani ısıtıcılarımızın çalıştırma düğmeleri ve zaman ayarlı düğmelerimizde ileri zaman programı yapabiliyoruz. Uzaktan kumanda ile. Yani biz kahvaltımızı yaparken ısıtıcımız otomatik olarak devreye giriyor. Hem uzaktan kumanda hem de ileri zaman programı ile ısıtıcımız otomatik olarak devreye giriyor. Ve siz kahvaltımızı yaparken aracımızın camlarında buz kalmıyor. Siz sıcak evden gelip sıcak araca binmiş oluyorsunuz. Hamza Yıldırım sözlerinin sonunda gerek ticari gerek binek araçlarda az yakıtla çok ısınmak mümkün diyor. Yenilikçi ürünlerle tüketicileri buluşturmak üzere araştırmalarının süreceğini belirtiyor. Egzoz emisyonundan da en düşük noktaya geldik. Fazla bir enerji harcamadan, yani öyle diyelim ki bir avuç mazot veya dizel yakıt yakıyor ama aracını bir saatlik ısıtıyor. Bir yenilik düşünüyorum. Araştırma halindeyim, ömrüm yeterse yeni bir araştırma, yeni bir ürün veya yeni bir şeyle tanıştırmak istiyorum insanla.